Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi 14 ile 14 Pro'yu ayrıntılı bir şekilde karşılaştıracağız. Şimdi bu telefonların fiyatlarını tahmin etmek gerekirse 14 Pro'nun fiyatı ortalama olarak 40.000 TL bandında olacaktır. Ben Xiaomi 14'ün ise 30.000 TL ya da 30.000 TL'nin biraz altı fiyatlara gelebileceğini düşünüyorum. Bunun yanında şimdi Xiaomi 14 Pro'yu almak gerekiyor mu yoksa Xiaomi 14 almak bizim için yeterli mi? Burada iki telefonu kıyaslayacağız ve kıyasladıktan sonra hangisini almak daha mantıklı bunları hep hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında dış tasarımdan başlamayacağım. Tasarım olarak bakmadan direkt ilerleyeceğim. Sadece tasarımı tek diyeceğim şey Xiaomi 14 küçük bir kompakt tasarımla birlikte geliyor. 14 Pro biraz daha büyük bir tasarımla birlikte karşımıza çıkarken bir de Xiaomi 14 Pro'nun ön taraftaki cam çerçeveler biraz kıvrımlı bir şekilde karşımıza çıkartılmış. Xiaomi 14'te maalesef ki bu bulunmuyor. Şimdi ekran kısmına baktığımız zaman asıl farklar burada büyüklük kısmında oluşuyor. Xiaomi 14 Pro'da 6.73 inçlik, Xiaomi 14'te ise 6.36 inçlik bir ekran var. Her birine de OLED ekran var. 120 Hz destekliyor. Bunun dışında DCI-P3 renk üzerinde tamamı kapsanmış. HDR10 Plus Dolby Vision desteği bulunuyor. Delta E değerleri gerçekten düşük. Bunun yanında 3 miniklik parlaklığı her biri de sağlıyor. Artı özellik olarak da birçok artı özellikleri bulunuyor. Yani ekran kısmında her birisi de aydın da ise büyüklük farkı dışında ve son olarak da ekranda tek bir fark ise burada pikseller arasındaki yoğunluk 14 Pro'da 522 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. 14'de ise 460 ppi'lik bir piksel model bulunduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında batarya kısımlarına geçtiğimiz zaman Xiaomi 14 Pro'da 4880 mAh batarya varken Xiaomi 14'te ise 4610 mAh'li batarya var. Arasında evet 200 mAh'lık neredeyse bir fark var fakat 200 mAh'lık farkı Xiaomi 14'ün ekranı küçük olduğu için kapatıyor. Yani neredeyse aynı ekran süresini verebiliyorlar. Bunun dışında her biri de çok rahat bir şekilde bir günü çıkartabilirken 14 Pro 120 Watt ile birlikte 18 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj olurken Xiaomi 14 ise 90 90 Watt ile birlikte 30 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Ayrıca her iki telefonumuzda da 50 Watt'lık şarj destekleri bulunuyor. Bununla birlikte her iki telefonda ortalama olarak 40-45 dakika arasında tamamıyla şarj olabiliyor. Ve kablosuz ters şarj özelliği de 10 Watt olarak bulunurken bununla birlikte bu cihazlarla farklı cihazları şarj edebiliyorsunuz. Şimdi kamera kısmına geçtiğimiz zaman kamera kısmına baktığımız zaman çok büyük bir fark yok. Fakat ana kamera kısmında Xiaomi 14 Pro'da değişken diyafram açıklığı var. Peki burada neye kastı diyorum? Xiaomi 14 Pro'da f1.4'ten f4.0'a kadar değişen bir diyafram aralığının bulunduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte ortamda bulunan ışığa, ortamın kalitesine göre kendine ayarlaması gibi yani kompakt lenslerde bulunan diyaframın küçülüp büyümesini sağlayan bir mekanizma var. Bunun sayesinde ne oluyor? Dediğim gibi ortama göre ayak uyduruyor ve daha güzel fotoğraflar çekebiliyor. Fakat Xiaomi 14'ün de bu kameradan kalır yanı yok. Xiaomi 14'ten tek farkı değişken diyafram açıklığının Xiaomi 14 Pro'da bulunması. Xiaomi 14'te de maalesef maalesef bu bulunmuyor. Şimdi ana kamera kısmında her birinde de 50 megapiksel derinde. 14 Pro'da f1.4'ten f4.0'a değişken bir diyafram açıklığı ve bunun dışında Xiaomi şey 14'desi f1.6 diyafram açıklığının bulunduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında her birinde de OIS desteği bulunuyor. OIS desteği ile birlikte titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor fakat Gimbal OIS kadar da güzel çalışmıyor. Bunu yürüdüğünüz zaman ya da koştuğunuz zaman biraz engelleyemiyor fakat normal yürüdüğünüz zaman titreşimleri güzel bir şekilde optik görüntü sabitleyicisi her iki telefonda da engelleyebiliyor. Şimdi buradaki sensörlere de baktığımız zaman 0.78 inçlik bir kamera sensörü olarak geliyor. Buradaki sensörler Samsung Yüzekel Light Hunter 900 olarak geliyor. Light Hunter'ın da anlamı ışık avcısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani anlayabileceğiniz kamera sensörleri ışığı yakalamak için yapılmış. Böyle bizi anlam yüklendiriyor. Bunun dışında Xiaomi 14'de de aynı kamera sensörü var. Sadece tek farkı dediğim gibi değişken diyafram açıklığı. Bunun dışında çektiğiniz fotoğraflardaki tek fark kalite olarak bir fark bulunmuyor bence sadece arka tarafı burulaması ve gündüzleri biraz daha fark oluşuyor. Geceye geldiğimiz zaman videolar kısmında ve fotoğraflar kısmında her biri de değişken yerlerde öne geçiyor. Bazen Xiaomi 14 öne geçiyor. Bazı yerlerde de Xiaomi 14 Pro öne geçiyor. Video kısmında ise her birinin kalitesini beğendiğini söyleyebilirim. İkisinin neredeyse aynı olduğunu yine burada belirteyim. Video kısmında kesinlikle farkı anlayamıyorum. Ama dediğim gibi fotoğraflar kısmındaki özellikle gece kısmında bazen Xiaomi 14 Pro bazen de Xiaomi 14 öne geçiyor. Yani arasındaki kıyaslamayı burada fazla yapamıyorum. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflarda yakın çekimlerde özellikle 14 Pro'da arka tarafı daha güzel blurlayabiliyor. Bunun da sebebi değişken diyafram açıklığının bulunması. Artı olarak da gün üzeri yine bir tık, bir tık diyorum sadece Xiaomi 14 Pro'nun güzel çektiğini söyleyebilirim. Buradan ikinci kamera sensörlerine ve üçüncü kamera sensörlerine geldiğimiz zaman her birinde de optik zoom kamerası, geniş açı kamerası bulunuyor. Bu kamera sensörleri orta segment ve giriş seviyesinde kullanılan ana kamera kısmında özellikle kullanılıyor. Izokel JN1 kamera sensörü. Izokel JN1 kamera sensörü dediğim gibi giriş giriş seviyesi telefonlarda ana kamera olarak kullanıyor. Fakat burada ikinci, üçüncü kamera kısmında bizi idare edecektir. Geceye geldiğimiz zaman maalesef ki çok fazla idare etmiyor. Bunun dışında optik zoom kameraları burada 3.2x optik zoom yapabilirken geniş açı kameralarında gündüzleri güzel işler çıkarttığını fakat geceye geldiğimiz zaman fazla bir iş yapamadığını belirtebilirim. Çünkü üzvekel j bir kamera sensörü ne kadar ana kamera kısmında kullanılsa da giriş seviyesinde çok iyi performans verdiğini söyleyemem. Fakat bir yerde ana kamera kısmında kullanılıyor. Bir yerde normal geniş açı kamerası kısmında kullanılıyor. Şimdi orta segmentin geniş açı kamerasıyla bu telefonun geniş açı kamerası arasında kesinlikle fark var. Yani tabii ki de onlara göre güzel ama biraz daha iyi olabilirdi. Optik zoom kamerası içinde aynısını söyleyebilirim. Ayrıca optik zoom kameralarımızda o iş desteği her birinde de bulunuyor. Bunun yanında ön kameralarımız 32 megapiksel derinde ve f2.0 diyafram açıklığına sahip 0.33 inçlik bir kamera sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Çok yüksek değil ama iyi olabileceğini söyleyebilirim. Yani bununla birlikte çektiğiniz fotoğraflar ve videolar biraz daha iyi olacaktır. Fakat gece kısmında yine orta segmentin kalitesinin bir tık üstü olarak geliyor. Çok fazla bir şey de beklemeyin. Bunun dışında ön tarafta 4K'da 60 FPS desteği var ve ayrıca ACE desteği de bulunuyor. Arka tarafa geldiğimiz zaman 8K'da 30, 4K'da ise 60 FPS videolar çekebilmeniz olanak sağlarken her bir telefonda HDR10 Plus kayıt ve Dolby Vision kayıtları videolar kısmında yapabiliyor. Bunun sayesinde çektiğiniz videolar özellikle gece kısmında her iki telefonda gerçekleştirebiliyor gerçekten güzel bir şekilde çıkacaktır. Ekranda da zaten bu destekler olduğu için güzel bir şekilde çözülmeyecek. Önümüze güzel bir şekilde sunabilecektir. Şimdi kamera kısmı için yorum yapmak gerekirse arasında çok büyük bir fark yok gördüğünüz gibi. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman keza aynı. Snapdragon'ın 8 Gen 3 işlemcisi var. Birisi 1 milyon 986 milyon puan alıyor. Yani Xiaomi 14 Pro bunu alıyor. Xiaomi 14'e de geçtiğimiz zaman 1 milyon 978 binlik puanı alıyor. Arasında çok düşük bir fark var. İsterseniz 14 alın isterseniz 14 Pro'yu alın ikisinin de verdiği performans aynı olacaktır. Isınma konusunda da her biri 41 dereceye kadar çıkıyor. Elinizi çok oyun oynadığınız zaman rahatsız edebiliyor ve gündelik kullanımda fazla ısınmadığını da belirtebilirim. Bunun dışında UFS 4.0 depolama biçimi, LPDDR5X RAM tipi gibi özelliklerle birlikte işlemci zaten destekleniyor ve güzel bir deneyim bize kesinlikle yaşatabiliyor. Bu işlemci her türlü işin altından kalkabilecektir ve %98'e kadar artıran yapay zeka desteğiyle birlikte telefon yapay zeka olarak Olarak, güç olarak ve diğer konularda her türlü işinizi rahat bir şekilde görebilecektir. Xiaomi 14 de minimum olarak 8 GB RAM'e sahip modelini alabilirken Xiaomi 14 Pro'da ise minimum 12 GB RAM'e sahip modelini alabiliyorsunuz. Hafıza kartı destekleri de hiçbirisinde bulunmuyor. Buradan kablosuz bantlar kısmına geçtiğimiz zaman 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 7, NFC desteği ve kuzey sensörde sensör de bulunurken Bluetooth versiyonu 5.4 olarak geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık her birisinde de bulunuyor. Arasında bir fark bulunmuyor. Her biri de aynı sertifikayı taşıyor. Ses kısmında çift hoparlörü var ve Dolby Atmos ile hi ses sertifikaları bünyesinde bulunuyor. Jack girişi maalesef ki bünyelerinde bulunmuyor. Ses kalitesi olarak da her birisinin aynı olabileceğini söyleyebilecekken bunun dışında parmak izi okuyucuları ekranın altından bulunuyor. Yüz tanımlı ekran kilidi açma özelliği de bulunuyor. Kutusundan ise arka kapak kılıfı, bunun dışında USB Type-C ara kablosu, 14 Pro'da 120 wattlık güç adaptörü, Xiaomi 14'te ise 90 wattlık güç adaptörü çıkarken bunun dışında kablosuz kulaklığımız maalesef ki çıkmıyor. Ve son olarak mikrofonlarda toplamda 4 tane mikrofon var bunun sayesinde dışarıdan gelen sesleri güzel bir şekilde konuşmalar ya da görüşmeler yaparken engelleyebiliyor. Ya da videolarda sadece telefonla ses kaydı aldığınız zaman güzel bir şekilde ses kayıtlarınızı alabiliyor. Yani telefon hem ses kısmında hem de mikrofon kısmında kaliteli olabileceğini söyleyebilecekken Xiaomi 14 Pro'yu alma nedenlerinizden bir tanesi bir, büyük bir telefon istiyorsanız ve batarya konusunda biraz daha hızlı şarjlı olmasını istiyorsanız Xiaomi 14 Pro'yu alabilirsiniz. Fakat kompak, küçük ve arka tarafının titanyum değil normal cam olmasını istiyorsanız Xiaomi 14'ü burada alabilirsiniz. Yani ağırlık olarak kesinlikle bir fark var. Xiaomi 14 Pro titanyum kasayla birlikte 230 gram. Xiaomi 14 ise deri kasayla birlikte 188 iken normal cam kasayla 193 gram. Yani tercihler size kalmış. Dediğim gibi Xiaomi 14'ü almak kesinlikle daha mantıklı. Hem biraz daha ucuz olacak fiyat konusunda biraz geride kalırsa kesinlikle yarışabilir. Yani biraz da ucuz olursa Xiaomi 14'ü kesinlikle almak sonuna kadar mantıklı. iPhone 15 ile evet Xiaomi 14 yine yarışabilir fakat iPhone 15 Pro ve Pro Max'te bence yarışamaz. Pro Max'te optik zoom kamerasına baktığımız zaman 5x optik zoom yapabiliyor. Geniş açı kamerası biraz daha kaliteli. Ana kamera kısmında yarışırlar ama dediğim gibi ikinci ve üçüncü kamera kısmında bence 14 Pro'lar geride kalır. 15 Pro Max kesinlikle burada açık ara farklı öne geçecektir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.